Biraz daha buna ekleyeceğiz. Çünkü 6 gram satın almıştı bir arkadaşımız İtalya'dan. Gerçek mis midir diye çok soru soran vardır. İşte gördüğünüz gibi ben size gözünüzün önünde keseciyi kestim ve içine koyuyorum şu misk şeyinden. Yani işlem görmemiş misk diyelim buna. Bir gram daha eklemek lazım. Büyü çözmek için de kullanılan bu misktir. Yani bunu işte aynen demin anlattığım gibi şeyde bekletmek lazım. Sandal yağında. Ondan sonra 3 harfleri kimleri 3 harfle rahatsız ediyorsa işte o insanlar bunu kullanabilir. Bende hazır olan misk de vardır yani kullanıma hazır olan koku olarak karışımsız sırf misk kokan koku vardır. Yani sırf karışımsız misk kokusu herkes beğenmeyebilir, onu da söylemek lazım. Şimdi şunu da bir 4 gram koyacağız. Şöyle deneyelim. Sıfıra yakın olması lazım. Aynen öyle. Şimdi bunu da bir 4 gram koyacağız. Biraz daha koyduk mu 4 gram olacak. Şu an gördüğünüz terazi normalde laboratuvarlarda kullanılan terazidendir. Bu kuyumcu terazisinden daha hassastır. Şurada gördüğünüz gibi 1 gramı binde birini tartabiliyor. Evet. Daha doğrusu bunu şöyle sıfırlayarak bir daha tartmamız lazım. Tamam.